Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anafartalar Şehir Hastanesi Mobilya Kent Tramvay Hattı ilk ray kaynağı törenine katılmak üzere Kayseri'ye geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun da katıldığı tören sonrası Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda bakanlar basın açıklaması yaptı. Kayseri'de konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 5 yıl önce 15 askerin şehit olduğu terör saldırısını hatırlatarak bu tür saldırıların terörle mücadeleyi yavaşlatmadığını vurguladı. Şimdi biraz önce konuşmacı arkadaşlarım da bahsettiler. 17 Aralık 2016. Çok üzücü bir gün. 17 Aralık 2016 işte. Bundan 5 yıl önce aşağı yukarı tam. Biz o gün Genelkurmay Başkanı sıfatıyla, olmak sıfatıyla Fırat Kalkanı Harekatı'nı sekreter etmek üzere Suriye Turgut'unda gittik. Komutan arkadaşlarımla beraber. Ya burada ciddi bir operasyon var, ciddi çalışmalar var. Hassas durumlar vardı. Tamamen onlara yoğunlaşmış iken maalesef sabah saatlerinde çok acı bir haber aldık. Kayseri'de bir patlama oldu ve patlama sonunda da 15 askerimizin şehit olduğu, çok sayıda yaralı olduğu ki daha sonra 54 olduğunu gördük. Ve hemen bütün oradaki işleri arkadaşlar devredip buraya geldik. Aileler gelmişti, hemşehrilerimiz oraya toplanmışlardı, hastane herkes gelmişti. Çok çok azı, yani bu alçak saldırıların en adi örneklerinden birini orada işlemişti terör örgütü PKK. Ve bu bizim için oradaki bizim paletlerimizi hani hiçbir şekilde yavaşlatmadı. Bilakis buradaki gençlerimizin de askerlerimizin de kanını yerde bırakmamak adına yapmakta olduğumuz terörle mücadeleyi daha da artan bir şiddette, artan bir tempoda sürdürmemize bizim vesile oldu. Sonuçta mücadelemiz devam ediyor. Bu olayda 17 Aralık'ta burada hayatını kaybeden, bu alçak saldırı sonunda hayatını kaybedenler tabii bizim askerlerimiz, burada eğitim alan askerlerimiz ve daha sonra operasyonu izleyen arkadaşlarımız, silah arkadaşlarımız. Fakat tabii burada bir özellik var, tek birimde silah yok. Bu terör örgütünün ne kadar alçak olduğunu anlamak için bu dahi başlı başına bir örnek. Tek silah olmayan silahsız insanlara karşı, silahsız gençlere karşı maalesef bu alçak saldırıyı gerçekleştirdiler. Ve orada 15 gencimizi haince katlettiler, şehit ettiler. Arkadaşlar burada tabii ki dünya gelişiyor, Türkiye gelişiyor, her şey değişiyor. Tabii bunların hepsinin başında temel bazı faktörler var. Bunlardan biri de ulaşım. Ulaşımla alakalı Ulaştırma Bakanımız gördüğünüz gibi gece gündüz Türkiye'nin her yerinde, bütün coğrafyamızda yoğun bir çalışma içinde de. Bunlardan da tabii bizim Kayseri'mize tereddüt eden, düşen olaylar vardır. Hayatımızın daha konforlu, daha rahat olması için bu çalışmaların çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Geçen sene attığımız temellerde burada bitmekte olduğunu, yeni çalışmaların başlamakta olduğuna büyük bir memnuniyetle müşahede ediyoruz. Gerçekten çalışmalar, oradaki ilgili arkadaşlarımız büyük bir özveriyle kendilerine verilen görevleri yaptılar, yapmaya devam ediyorlar. Ve gerçekten nispeten son derece kısa sürelerde tüm bu taahhütler yerine getiriliyor ve projelerimiz gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Ve ben peşine bu yapılan bütün çalışmalardan dolayı bir kez daha Ulaştırma Bakanımıza, sizler ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Ve bu yapılan eserlerin, ortaya çıkan eserlerin de öncelikle hemşehrilerimize, sizlere, Kayserimize ve tüm ülkemize de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.